Selamlar herkese. Bugün Dead by Daylight yapımcıları tarafından önümüzdeki hafta ilk olarak test serverına gelecek olan bir güncelleme duyuruldu. Biz de yeni güncellemin hem neler içerdiğinden bahsetmek hem de kendi değerlendirmelerimizin olduğu bir video yapmaya karar verdik. Videoda bana eşlik edecek olan arkadaşlarım yayınlardan tanıdığınız Vural ve Salih. İsterseniz güncellemeler nelermiş hep beraber bakalım. Daha temiz bir ekran var şu an gördüğümüz gibi. Solda Survivor'ların hepsi gözüküyor. Her karakterin kendi resmi var katil gözünde. Survivor'ları kaç kere astı? Burada gördüğümüz bir çember var. Burada toplam e, 12 tane aralık var. Her aralık bir Survivor'ı astığında doluyor. Yani katilde toplam kaç tane Survivor'ı astığını buradan öğrenebiliyor. Daha temiz bir ekran. Ayrıca bunların boyutları ayarlanabiliyor yani. Skalası değişebiliyor. E, daha büyük yapabiliyorsun. Daha küçük yapabiliyorsun. Bunu değiştirebiliyorsun. Gayet temiz bir ekran olmuş. Yani. Hangi karakterin asıldığını ve kaç kere asıldığını görebiliyorlar. Onu sanırım video devam ettiğinde e, göreceğiz. Vural e, sen ne diyorsun? Bence güzel yapmış. Yapmışlar, temiz yapmışlar. Bence de zaten bu tür bir şey gelmesi gerekiyor gerekiyordu. Hatta Survivor'larda olduğu gibi hani katilin de hangi Survivor'ın kaç defa asılmasını görmesini sağlayan bir ayraç gibi bir şey gelse. Hani belki daha iyi şey olabilir ama bu 12 tane hook sayıcı şu bakımdan değil. Mesela edep Achievement için en az 9 ya da 10 hook falan asmak evet. gerekiyor ya. Yani. Onun takibini de hani böyle aklından yapmak yerine göstergeden bakarak daha iyi şey yapabilirsin. katil ekran az önce de söylediğim gibi daha çok oyuna fokuslanmış böyle. Hani Aynen. Gereksiz ayrıntılar, genlerin. Hani bir Shadowborn izlenimi var değil mi? Böyle baktığında evet, tertemiz evet. Böyle doğal bir Shadowborn gibi bir şey var. E, J'nin daha böyle taze olmuş yani. Evet, evet. Çok güzel olmuş. J'nin sayısı üst tarafta yazıyor, küçücük. E, bir de bunların boyutlarını da ayarlayabiliyorsunuz. Sanırım onu ilerleyen bölümünde göreceğiz. Sadece sen ne diyorsun abi? Ne, fikrin nasıl? Valla gayet temiz bence. Tamam. <gülüyor> 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 Emineşen, şeyler, güzel yani işaretler şeyler Aynen. Gerçekler. Hani biraz da bes notlarında şey falan diyordu abi. Yayıncıları falan düşündük yani işte kameranınsını nereye koyabileceği veya yayın ekranında bir sürü şeyler oluyor ya ıvır zıvırlar böyle görsel efektler. Onları falan dağıtmak için böyle bayağı bir yer ayarladık diyor. o açıdan da yayıncılar için de güzel bir olay. Sadece oyun baz bakmamak lazım. O açıdan ekran biraz daha genişlemiş gibi oluyor yayıncılar için de avantajlı bir şey. Biraz daha bakalım. Yani şu an yaralıyken Böyle boynu kırık gibi gidiyor. Bu animasyon ben çok hoşuma gitmedi ya benim. Biraz ben serim. de bunu çok şey komik olmuş yani. Aynen. Tabii bilmiyorum farklı diye göz alışmadı da hani biraz yabancılık çekebiliriz ama şey yani hani yine de komik gibi böyle şey sıkışıp da tuvalete koşar gibi şey evet. <laughs> Burada bir visual efekt diyor da ne efekt var ben onu anlamadım mesela şey güzel hani oyuna mesela yeni başlayan arkadaşlar için şu anda ben ne yapacağım hani şu an benim ne yapmam gerekiyor mesela yukarıda direkt hani sana böyle bunu bir ha aynen ben dikkat etmedim evet kaçmalarını engelle hani artık kapılar açılabiliyor falan altta da işte mesela Hunters'ın baltasının hangi tuşla kullanılacağı yazıyor ne ayarlar ayarlanmış GTA'da da bu şekildeydi sağ fare sağ click m2 yazmak yerine böyle fare size göstermek aynen daha güzel olmuş. Aynen. Mesela Doktor'un statik Blast'ı verme şey orada Onların hepsi Aynen. orada. Hangi tuşsa orada yazar zaten. Sadece fare değil. Bahsettiğimiz aslında daha büyük olduğu için ekran. Yani mesela burada şey olmuş. Ayarlanmış biraz da skalası büyümüş görüntülerin daha net bir şekilde belli oluyor kaç kere astığı Survivor'ları. Survivor'ların bakış açısından bakacağız. Aynen. Kaç kere bir Survivor nasıldı? Şimdi çocuk asıldı burada. David asıldı yanılmıyorsam. Şey Dwight mı? Dwight asıldı. İki tırnaktan bir tanesi doldu. Yani ilk hukuka olduğu anlamına geliyor. Bazıları satmış kaçmış iki kişi görüyorsunuz. <laughs> <laughs> ee, Survivor asıldığında kaçıncı seviye kaçıncı asılışı olduğu yazıyor. Buradan takip kolaylaşmış çünkü bazen SWF oynadığımızda bile yani beraber oynadığımızda bile birbirimize soruyoruz abi senin kaçıncı oluyor kendisi bile hatırlamıyor yani kaç olduğunu Öyle e, mi? o açıdan bence güzel bir olay zaten Özellikle daha önce çok bahsediyoruz. SWF'lerin haricinde giren solo kişi Hı -hı. için kaç defa asıldığını görmesi falan oyun içinde bayağı bir iyi bir haber solo aynen, aynen. için yani biz SvF'yken bile bazen hani takip edemiyoruz. Ee, evet, evet. Solo için çok daha iyi bir şey yani tatlı bir detay. Okey, Space çalışmıyor bir saniye abi. Bunları kes komple. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> sürünme efekti farklı bir, bir karakter yaralandığında kırmızı bir e, yanıp sönme mi diyeyim artık? Böyle garip bir efekt var. Kırmızılık falan var. Ve bu daha sonra değineceğiz sanırım da sürünme efekti falan da farklı burada görüyoruz. Karakterlerin düşme efektleri farklı yıldı böyle. <laughs> e, sürünmeyi pazarda satılan e, asker oyuncaklarına benzetebiliriz bizim <laughs> dükkan <var. Aynen> <laughs> Katil gözünden aynı şekilde survivor'a vurunca direkt kırmızı bir efektle kime vurduğunu görebiliyor yani. Ama tabii bunlar çok yeni olduğu için alışması bayağı bir zaman alabilir yani şey. Ve zaten bu bir test olacağı için test server'ına geleceği için önce bunlar değişebilir. E, bu skalaların değişim oranlarını burada göstermişler. Bakın ne kadar geniş bir alan oldu yani küçük oldu her şey. Hmm. Oyun işine de değiştirebiliyorsunuz. Ne kadar evet. Yukarıda find the hatch yazıyordu bu arada. Bir geri gelsene. Gene hmm. orada bir görev şeyi söylüyor. Aynen. Mesela en son bir kişi kaldı. Muhtemelen burada bir kişi var evet. Ee, yine görevini söylüyor ne yapması gerektiğini. Hatch'i buluyor. Yani özellikle yeni oyuncular için bayağı Güzel yenilik. Evet. Rahatsız edici de bir şekilde yazmıyor. Yeni getirecekleri Aynen. özellikler için bu şeyine geçmeleri önemliymiş. Ondan bahsediyor. Çok daha fazla e, alanımız olacak tarzında bir şeyler diyor. Sarah teşekkür ediyoruz. Ethan Bu dayıya geçtik. <laughs> Bu dayı ne zaman görsem hayattan benzi saçlar. <laughs> Einstein gibi. Böyle bir yir, 20 yıl atmış gibi değil mi böyle yaşından? <laughs> Asıl... Dayı hiç katilleri sevmiyor ya. Bu hep katillerin nerf'ü bu getiriyor yalnız böyle bir şey. Paylaşıyor nerf Bu dayı geliyor. net sur survivor main. Bu dayın ağzından katille ilgili hiç hayırlı bir şey çıkmıyor. <laughs> Şimdi paylaşmaya bakacağız. Yeni bir gaz geliyor. Neydi? Antidon mu? Antidot. Antidot. Antidot diye bir ikinci bir gaz e, olayı geliyor. Ayrıca şişeleri çalkalama süresi 5 saniyeydi. Bunu 3 saniyeye düşürüyorlar. Tonik ile e, antidot arası değişikliğini de atanan tuş ile yapabiliyorsun. Bir geçiş süresi yok arasında uzun süren bir geçiş yok. Doldurmak için basılı tutuyorsun sadece. Değiştirdi burada. Yani gri bir gribi gaz geliyor, sonra sarıya dönüyor. Bunun içinden geçtiğin zaman bir hız kazanıyor katil. Ayrıca survivor kazanıyor. Survivor geçti, Survivor'da ayrıca hız aldı. Yani sadece katil hız almıyor, survivor da hız alıyor. Burada biraz akıl oyunları dönmesi gerekiyor sanırım artık paletlerde yine tekrar hani nasıl buff oluyor bilmiyorum. Survivor hız alıyor. Hı -hı. Şu an Griyken ikisi de hız almadı. Bakın şey hesapladı burada. Ee, geri gelsen abi videonun başlangıcına. Ee, atıyor gazı. Gaz griyken survivor içinden geçiyor. Bir hız almıyor. Orada beklerse hit yiyecek. Katil tam oradan geçtiğinde turuncuya dönüyor. Katil hız alıyor mu? şu an Survivor'da bir hız yok. Yani orada bir kararsızlık yaşıyor. Hani böyle bir atman gerekiyor ki o gazı. Ee, hem Survivor bundan etkilenmeyecek, hani hesaplar yapılacak. Ee, Survivor buradan hız almayacak, sen alacaksın. Eğer orada beklerse de e, hit alabilecek veya işte palet kullanacak ve ona benzer şeyler. Burada mesela e, ayarlayamadı, Survivor içinden geçti, e, hız aldı, paleti kullanabilecek mi? Kullanamıyor, yine yakaladı çünkü palet yok orada. <laughs> o olup da var diye de yokmuş. Sen ne diyorsun abi bro? Sadece çok katil oluyor da abi. en azından sen biraz daha düşünceni belirtebilirsin. Bu olayların en başını alsın abi. Ben oradan gireceğim olaya. <laughs> tamam burada kendisi giriyor hızlanıyor okey. Loop kısmına gelsin. Şimdi bu bu tarafa pembe şeyi şişeye atmış orada yavaşlıyor. Bu bu tarafa sarıyı atmış hadi tabii göstermek için. Hı -hı. Onun yerine oraya da pembeyi atsa hiç böyle survivor hızlanmadan onu yavaşlatarak hiti daha erken vurmuş olacak. Hani orada olası bir palete yetişme şansını hani her türlü yetişiyor tabi de. Orada en azından hiti vurma şansını daha erken yakalayacak. Benim da daha önce konuştuğumda da söylemiştim. Hani bir katilin gücü yani power'ı survivor'a ekstra bir artı özellik kazandırmamalı bence. Özellikle bir de bu katil oyunun en güç, güçsüz katillerinden biri ise yani böyle özellikle map baskısı bakımından en güç, güçsüz katillerden biri ise. Yani şey biraz daha ileri alalım. Şimdi Jeff loop'unda da bir şey açıklayacaktım. Geliyor. Bakın burada mesela attı. bir de şimdi şöyle bir şey var. Durduralım abi bir saniye. Şimdi e, önce atıyor gri bir gaz. çıkıyor. Evet. O yayılıyor falan böyle iki saniye orada zaman geçiyor mesela bir loopta onu attığın zaman hemen adam şey e, içinden geçince o yani hız ona verdiği şey olmayacak tamam yani bu kısımda iyi ama şöyle bir, bir şey var o attığı sarı gaz yerine normal pembe gazı atsa biraz geri alabilir misiniz? Bak şimdi burada bunu atmak yerine pembe gazı atsa abi adama hem hiti vuracak hem de palet üstüne inecek paletten kurtulacak. Ya da yes. palet indirmese bile en azından hiti vuracak. Hiti vurduğu yerde orada e, volttan sonra vuruyor normal sarı gazdan sonraki hiti. Ama pembe atsa orada sarı gazı atmak yerine hiti daha erken vuracak. Hani katil içinde tabi biliyorsunuz hani hiti kadar erken vursa o kadar iyidir. Burada da mesela şimdi atıyor gazı. Adam içinden geçti hızlandı. Bunu atmak yerine pembe şeyi atsa mesela adama daha erken hit vuracak. Ben de bunu anlamıyorum. Yani bunun neresi bir buff, nasıl bir artı özellik katmış kalanına ben de bunu anlayamadığım için bu değişiklikleri hiç beğenmedim açıkçası. Ya bence şöyle, birincisi bu test server'ına gelecek önce. Hani test server'ı biraz tabii, daha bunlar tartmak amaçlı. Tabii Ben şimdi gördüğümüz kadarıyla diyorum yani. Ya benim gördüğümde de çok ben nasıl diyeyim bir e... Tam burada durdurabiliriz. Başka bir konuya geçiyoruz şu an. Ben burada şeyde çok nasıl diyeyim olumsuz bir şey e, görmedim yani şöyle daha doğrusu açıklayayım. Şimdi katil oynarken biraz çeşitli mind game'ler yapman gerekiyor ya. Sadece burada clown'un alacağı hız biraz aşırı katil yanlısı bir şey olurdu bence. Şimdi burada beyazlık bir geçiş evresi ya beyazdan sarıya geçiyor. Orada kısa bir 2 iki, iki saniye mi tam süresini bilmiyorum. Oradaki 2 2,5 saniyelik bir şey sanırım. Oradaki o geçiş olayı biraz senin artık aletlerde olsun nerede kovalıyorsan survivor'ı. Orada çeşitli mind game'ler yapmanı sağlayacak bir olay gibi geliyor. Yani Survivor eğer o gazda kalsa e, hit yiyecek zaten. E, devam etmek zorunda. Palete doğru gidiyor. Clown oradan geçiyor. Hız alıyor. Ekstra. Çocuk paleti kullanmıyor. Yani örneğin bu sahne üzerinden konuşuyorum. Paleti kullanmıyor. Volt yapmaya devam ediyor ki kullanabilir. kullansa da diğer tarafa Volt'a yetişemez muhtemelen. Hızı birazcık fazla. Çünkü bana fazla geldi. Tam hızını bilmiyorum. E, Volt'a da yetişemeyebilir. Yine bir şekilde hit alır gibi geliyor. Yani e, artık burada karşılıklı mind game'lere dönü ve e, hani klavye oynamak birazcık daha bence e, zorlaşıyor gibi geliyor. Biraz evet bu gazı kullanmak için biraz daha yani, düşünmek lazım. Yani orada e, şey pem, pembe gazı tonik toniki kullanacaksın. Tonikle antidot arasında böyle bir geçişler yapman gerekiyor. Hangini atmalıyım o an? Diyelim sarı olanı attık. Orada onun hangisi hız alacak? Ben mi hız alacağım? O mu hız alacak? Yani bir sürü mind game dönecek. Biraz zorlaşacak bence oynamak şu an itibariyle. Tabii PTB'ye geldiğinde daha çok anlayacağız da. Burada sadece lömbür lömbür giden Survivor üzerinden konuşuyoruz. Dediklerini zaten katılıyorum. Hani şey o kulağımla oynama zorlaştığı konusunda. Ben sahne üzerinden tekrar bir soru soracağım şimdi sana. Bulmaya çalışıyorum orayı. Ya bak burada mesela bu gazı atmak yerine pembeyi atsa eski yani eski şey düzenlenmemiş power'ını kullansa bu hiti daha erken vuracak ve paleti de olası bir survivor'a harcatma ihtimali olacak. Evet. Bu gazı atınca ne palet harcanıyor? Hem de adam kendini volt'a atabiliyor bir şekilde. Hani sen hani belki ne bileyim elin seker şey launch atak yapamazsın. Vuramazsın adama mesela. O otur şeyler olabilir. Bu hiti her türlü erken vurmak katilin daha avantajlı olan bir şey. Ben de bunu soruyorum. Yani, yani burada eski power'ını kullansa adama çok er daha erkenden vuracak. Yani bu yeni getirilen şeyin mantığı bu tür loop'larda bence uygun değil. Muhtemelen sürekli onu kullanamazsın zaten. E, şimdi dört tane burada gazın olacak. E, bu dört tanesini pembe olarak da kullanabilirsin. Tonik olarak. Dört tanesini tabii, tabii, evet. antidok olarak da kullanabilirsin. Ya O sana kalmış bir şey. Peki bu durumda böyle o sarı gaz yerine böyle daha efektif farklı bir şeyler getirilse daha iyi olmaz mıydı? Özellikle klavunun katiller arasındaki yerinden baz alarak konuşursan mesela. Yani yani biraz... böyle daha klanda daha böyle ne, ne abi? Bu? Zaten çok güçlü bir karakter değil yani. Evet evet yani klanın rank 1'lerde seçilme şey yüzdesine bakarak abi mesela hani bu şeyi değişikliği getirmek yerine ne bileyim Freddy'ye yaptıkları kadar olmasa bile biraz daha böyle ele ele düzgün bir şekilde getirseler bence daha iyi olurdu yani. Yani haklısın ama yine de yani kafalarında böyle bir şey var. Bunu üretmişler bu ürettiklerinde de test server'ında birçok kullanıcı deneyecek ve geri dönüşlerle genelde yani geri dönüşlere bir şekilde cevap veren bir e, firma biliyorsun. Tamam, bir ee... paralar yat. <laughs> E, yani sonuçları mutlaka evet tabi cevap verir ama konsept aynı kalır mı sonuçta yani 3 aşağı 5 yukarı bu, bu değişmez yani bu kadar buna hazırlık yapmışlar sonuçta. Ya belki e, şeyi kaldırırlar atıyorum survivor'a hız verme olayını belki kaldırırlar katile veren hızı düşürebilirler bir tık daha düşürebilirler. Hani böyle bir şey gelebilir bilmiyorum şu anda. E, yani denenip Hatice yaşanacak %10 görülecek. Galiba. Tam oranlarına bakmadım %15 ben yüzde Klan 25 ile sanırım şey olacak o gazdan geçtikten 2 saniye boyunca galiba. Yani ben asıl bence daha iyisi yapılabilirdi özellikle Clown'un katiller arasındaki yerini baz alarak konuşuyorum. Yani belki oynayınca hani şu an farazi konuşuyoruz tabii de evet. hani oynayınca belki fikrimiz değişir ama ben hani videoda gördüğüm kadarıyla daha iyisini yapabilirlerdi diye düşünüyorum. Yani o pozisyonlarda zaten pembe olsa çok daha ee, iyi Evet ben tamamen a, 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 Ama zaten o sana kalmış bir şey ki. 4 tane pembe de kullanabilirsin. Ekstra bir gaz bu. Zaten senin hani olup üzerinden konuşma bak. Şimdi biz oradaki palet olayı üzerinden konuşuyoruz. Yani orada sen bir tuşla pembeye geçip daha sonra da pembeye i̇şte, atabilirsin şöyle, orada yani. O sana kalmış. Ben şöyle düşündüm. Hani Cloud'un en büyük zaafı olan map baskısına bu gelen şeyin nasıl bir yararı olacak bunu düşündüm ve hiçbir şey bulamadım. Şöyle düşün. Survivor'la çok mesafe var aranda. Survivor kovalıyorsun. Boş bir arazi yani. Geniş bir alanda kovalıyorsun. Belli bir mesafe önüne bu gazı atıyorsun. Buradan bir hız elde ediyorsun. Survivor bu hıza kavuşmuyor. Sen bu hızla arandaki mesafeyi kapatıyorsun Survivor'la. Onun yerine pembe gazı Survivor atsan onu yavaşlatsan, bu da aynı şeye denk gelmiyor. Tamam, tamam. Şöyle yapıyorsun. Mesafe var, ağaçlar var. Her zaman tutturamıyorsun. Hızla aradaki mesafeyi kapatıyorsun. Belli bir mesafe kapattın mı? Belli bir mesafe kapattıktan sonra pembeyi at kafaya. Ben bir attıktan sonra da adam yavaşlayacak. Ya zaten evet dediğin gibi en mantıklı kullanışı bu şekilde kullanış yani mesafe kapatmak hani. Ama söylediğim gibi şey yani hani böyle map baskısı açısından baktığımda ne bileyim hani beklediğim şey bu değildi. Anladım. Yani artık bekleyip Göredim göreceğiz. Hı -hı. oynayarak hani şey yaparak tecrübe ederek tabii görürüz Aynen. ne olduğunu Ve matchmaking sistemi yani eşleşme sistemi ve rank reset'teki ödüllerle alakalı bazı değişiklikler var. Rank reset'te kazanacağımız blood point'ler bitirdiğiniz dereceye göre bu şekilde sanırım yani muhtemelen mor rankların hepsinde 150 verecek. Yeşil ranklarda yani mor dediğim 8, 7, 6, 5 yeşilde de 12, 11, 9, 12, 11, 10, 9. Bunlar 100k verecek. 16, 15, 14, 13'te de 30 ve o şekilde devam ediyor. Şimdi raid yani ummacıyla alakalı da veya tiktokçu bizim deyimimizle. Onunla alakalı da bir güncelleme geliyor. Kendisini 24 metre ve daha uzağında olduğunda bir böyle blurlu blurlu görürdük ya şimdi o şekilde göremeyeceğiz. Yani 24 metre ve uzağındaysa asla göremeyeceğiz. Yani uzakta bir can yapıyoruz ve açık bir harita diyelim. Açık bir harita olduğunda ne yapıyorduk? Uzaktan bize geldiğini görüyorduk ve uzaklaşıyorduk. Şu an 24 metre içine girmeye başladığında 16 ile 24 metre arasında hafif ...bir blurlu şekilde göreceğiz. 16 metrenin e, ve daha yakına gelmeye başladığında da... ...eski her zaman gördüğümüz şekliyle göreceğiz. Yani bulurlu bulurlu. Böyle bir buff geliyor Umacı'ya da. Güzel bir buff bence. Yani zayıf bir katil zaten. E, sadece edonlarıyla e, iş yapan bir katil. Bence böyle bir düzenleme gelmesi güzel bir düzenleme. Rate'i 24 metre ve uzaktan gören kişi... ...daha gözleri bozmamıştır diyebilir miyiz? <gülüyor> 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 bu oyunda yenidir dolayısıyla. <laughs> Aynen bu arada. Yani oradan o rate'i blurlu halini seçmek için... ...vallahi helal olsun yani. Kar. Artal gözü var ya onlardan falan lazım herhalde. <laughs> Diğer bir güncelleme, Trapper'ın tuzaklarına geliyor. Normalde bir trap'ten kurtulma şansın %25 her denemede. Şöyle bir olay gelecek. 1 ila 6 deneme arasında yapıyorsun. 1 ile 3 arasında bu %25'ten çok daha düşük bir oran olacak. Belirtmemişler. E, dördüncü denemede e, yüzde %25 olacak. Beşinci ve altıncı denemede daha fazla bir kaçma şansın olacak. Yanlış anlamadıysam. E, maksimum altı denemeden sonra her türlü kurtulabiliyorsun. E, donlarla da bu olay değişebilir. Dip bound etkisi de 30 saniyeden 20'ye düşüyor. Yani bu etkisi mi diyelim artık? Mentlenme etkisi mi diyelim? Dead Slinger'ın zincirle yakalayıp çektiğinde veya bir şekilde kurtuldun diyelim. E, ment olayına girdin. Buradaki mentten kurtulma yani bir an koşmayı bıraktın yürüyorsun veya işte sabit bir şekilde vesaire bir şey yapıyorsun. Orada işlemeye başlayan süreyi 30'dan 20'ye düşürüyorlar. Bu işte Legion olur veya Medkit'teki ee, boru vetkisi yaratan septik ve yani dip bant'u bir 30'dan 20'ye çekiyorlar. Aslında bu güncellemedeki en büyük değişikliğe gelecek olursak kurbanların yani survivorların hareket animasyonları değişiyor. Yani bu nedir? Duruş, koşma, yaralıyken koşma, oturup kalkma, yerden kalkma. Yani birçok animasyonu şu an kısa kısa ee, videolarla göreceğiz. Yani ana değişiklik oyunun fiziksel olaylarına yani dönüşler olsun, ivmeler. Hani bunlara dokunmadan karakterlerin yaptığı animasyonları değiştirmişler. İlk olarak Survivor'lar daha dik duruyor. Onu gösteriyor. Burada Survivor'lar daha dik duruyor ama daha kambur dururlardı. Koşu animasyonları, yürüme animasyonları, eğilip giderken yürüme animasyonları, yaralı animasyonu, boyunu biraz daha eğik sürünme animasyonu, recover animation'ı yani yerden kalkma animasyonu çok güzel olmuş böyle Evet yani bu en en, en keyiflisi bu. bu. Elini dizinden destek alarak Aynen. kalkıyor. Aynen elini böyle elini böyle şey yapıyor, yere koyuyor, kalkıyor. O çok güzel yapılmış yani ben çok başarılı buldum. Katil vurduğunda yere düşme animasyonları, koşmaya başlama anı ve e, koşunun devamını gördük. Ve en önemli şey de artık çömelirken de fener tutabiliyoruz gördüğümüz gibi. En önemlisi... Bir garip olacak. Aynen aynen. Yani iyilik e, yerdeyken fener tutma yeni bir özellik ve bilmiyorum neler yaşanacak. Toksik playerların işine yarayacak bir şey <laughs> daha <olabilirse. gülüyor> Yani buradaki oturup kalkma animasyonu yani T-back olayı bayağı farklı oluyor şu an. T-back twerk olmuş diyebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Öyle. Burada yavaşlama animasyonu, eller falan bayağı değişmiş. Özellikle bak tam olarak burada aynen. yürürken tam bir gizlilik şeyi duygusu verilmiş değil mi? Aynen aynen aynen. Yani karakterin de saklanmaya, gizlenmeye çalıştığını yavaşlıyor. Aynen Bu yani anlıyorsun. bir oradaki üstündeki böyle bir korkuyu seziyorsun. Evet, evet. Sürünme animasyonu değişiyor. Düşme anı, Düşme anı da değişmiş. Survivorların. Burada değişik bir takla ve bayağı gerçekçi bir taklaydı. Yere kal yerden kalkış bayağı başarılı. Diğer değişiklikler de bazı pöklere gelen değişiklikler. Bunlar e, Divergent Pebble'a gelen değişik. Katilin terör ediyusundayken dolma süresi vardı. Tam süresini hatırlamıyorum. Bunu kısaltacaklar e, ve bunu daha kullanışlı e, yapacaklar. E, Fixate'da gelen bir değişiklik. Yaralıyken Hızlı yürüyemiyordunuz yani bu perk sizin hızlı yürümenizi sağlayan bir perk yaralı iken yürüyemiyordunuz buna değişiklik olarak yaralı iken de yürüyebilme geliyor. Garip büyüklerde bu perk'in bu yaralı olarak hızlı yürütmesi de iş yapabilir yani. Aynen bence zaten o şekilde olmalıydı yani böyle bir avantajı zaten bu hem yaralıyken hem de sağlıklı de daha hızlı yürümen gerekiyor yani hep böyle bir güzel değişiklik geliyor ona. E, Kaybettirmek için falan özellikle kullanılabilir. Aynen yani aynen. Şey. Ee, Hex Undying buna gelen değişiklikleri de Vural anlatsın. Buna Çok. gelen değişiklikler çoğu nerf zaten. 3 farklı şeyi değiştirmişler. Daha önceden hani Undying'i çözdüğünüzde diğer normal yanmayan totemleri çözmeme durumuna göre artık Undying'in yanında hangi x varsa 4 defa e, mansuz olmak üzere farklı farklı totemleri atlayabiliyordu yani dört defa dört farklı totemi çözmek gerekiyordu ki o evet, boş totemleri çözmediyse ki her evet şey yani andaygın yandaki eks totemi işlevini yitirsin o yüzden bunu da sanırım fazla bul ve op bulmuşlar ki öyleydi de zaten. Bunda bir değişikliğe gitmişler. Artık Undying ya da Ruin, mesela Undying veya Ruin değil de yanına hangi Hexburg'ü aldıysanız herhangi bir Hexburg çözüldüğünde Undying her türlü gidecek yani. Farklı bir totem aktarılmayacak. taşınma durumu olmayacak evet. Ruin ve Undying'i aldınız en klasik örneklerden. Ruin'i çözdünüz diyelim. Normalde Ruin'i çözdüğünüzde Undying Ruin'i başka bir yanmayan toteme atardı ama böyle, böyle bir durum olmayacak. Artık Undying özürümüş olacak. Sadece ruin kalıyor. olacak. Evet ruin kalacak. Atıyorum 3 4 belki 5'e kadar gidebiliyordu bu atlama olayı. E 2 ile mi sınırlı oluyor? Atlamayacak gibi. Yani, normal şey senin e, anda, şey gittiğinde de totem birisi undying'de gitmiş olacak zaten. Aynen. Diğer yan antotemin e, ruin evet, olacak kalacak örneğin. Yani. Olacak da, da Şansına göre artık. Artı olarak token yani nişan kazanından bazı hex totemler vardı. işte e, Lullaby, e, Divarop, Third Seal. Bunlar da Undying ile e, diğer toteme atladığında Perk e, tokenlarını yani nişanlarını kaybediyordu. Şimdi bu nişanlar ve tokenlar devam edecek. Yani bir eksilme olmayacak. Mesela Divarop'a 5 stack aldınız. Ama çözüldü. Bu sefer Undying çözülmüş olacak. Yani Perk değişikliğine göre Divarop'unuz normal olarak base ile kalacak. Ayrıca Andayink'in özelliklerinden bir tanesi de aura okuma olayıydı. Yani Survivor yanmayan veya yanan e, totemin yanından geçtiğinde Andayink varsa oyunda aurasını görüyorduk. Şimdi bu sefer sadece yanmayan totemler üzerinde bu etki olacak. Yanan totemleri yani çözerlerken artık göremeyeceksiniz. Aynen öyle bir Perk kolay yaşamıyor. Şey büyük nerflerinden bir tanesi de bu. Aynen. Ee, bir diğer perkümüz Iron Maiden. Iron Maiden'da dolaptan e, bir Survivor çıktığında çığlık atıp 15 saniyeline ekspoza giriyordunuz. Yani tek atabiliyordu. O, yani 15 saniye çok kısaydı gerçekten. Yani genelde dolaplar zaten çeşitli loop'lara yakın oluyordu. Bir şekilde orada biraz döndürdüğünde veya pareti kullandığında ekspoz olayı geçiyordu. Şimdi bunu 30 saniye çıkarmışlar. Biraz bufflamışlar. Bence perk açısından bakıldığında mantıklı bir güncellemelerden. Open-ended daha önce 4-6 ve 8 metreydi. Bunu 8, 12, 16 diye çıkarmışlar ve alan her Survivor bu perkü. E, bunun steklenmesini sağlıyor. Bir nevi 64 metreye kadar yükselebilen bir perk oluyor. Second White'da da birisi sizi hook'tan aldığında e, 30 saniye içinde kendinizi e, toparlayabiliyordunuz. Yani sağlıklı konuma geçiyordunuz. Ve 30 saniye çok uzun bir süreydi bunu azaltacaklar. belirtmemişler ne kadar olduğunu. böyle bir değişiklik olacak. Daha kısa sürede heal'layacak. Aynen. Sizden. Daha kısa sürede e, heal'layacak. Değinmediğimiz bir şey kaldı mı? peş notlarına bakayım. Sanırım her şeye değindik. Yani her şeyden bahsettik. Zaten salı günü de canlı olarak görürüz bakalım. Aynen. Oyun içinde nasıl gözükecekler? Oyun içinde bakalım. Yani hem Clown'a bakacağız. Diğer katillere bakacağız örklere bakacağız ee, şeyde serverında. Gideon ve Kratos maplerine bir grafiksel güncellemeler gelecek. Tabi buradaki görseller biraz daha e, çizim var e, görseller. Ama hemen hemen buna yakın görseller getiriyorlar. Yani şey oyun içinde de aynısını getirmiyorlar. Yani baya yakın oluyor çizimlerle. İncelememiz bu şekildeydi. Her bir sohbetti. Biz de bir yandan bilgilendik. E, bakalım bekleyip göreceğiz nasıl bir şey olacağını. Yani bu şekilde kalmayacaktır bunlar. Çünkü test server adı üstünde test server'ına bir şeyler geliyor ama yani bu gelen değişiklikler direkt oyuna aktarılmıyor. Test ediliyor. Kişilerden geri dönüşler yapılıyor. Community'nin yorumları geliyor. Buradaki dönüşlere göre tekrar bazı düzenlemeler yapıyorlar. Mutlaka e, bu güncellemede de bahsettiklerinden de birçoğu e, değişebilir veya bazıları değişebilir diye düşünüyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı abi? Sonraki güncellemelerde görüşmek üzere değilim o zaman. Aynen. E, Salih biraz kedilleme dili uğraştı ama sonlara katılamadı. Katıldı bölümler oldu hmm. yine. Yaramazdı saatleri değil mi abi? Öyle. <laughs> o zaman başka bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.